Yakın bu hafta içerisinde ne oldu bak? İstanbul'dan iki tane gelişme. İGDAŞ özelleştirilecek biliyorsun değil mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi İGDAŞ'ı özelleştiriyor. İGDAŞ altın yumurtlayan tavuk. Neden özelleştiriyor? Yani herhalde paraya ihtiyaç var. Para doğalgaz faturalarını kesen. Tabii. Yani İGDAŞ bugün 6 milyon yanılmıyorsam abonesi var İstanbul'da. Vardır tabii. Yani devasa bir kuruluş. İGDAŞ'ı özelleştiriyorsun. Hamidiye Su, Halk Ekmek, İspat sırada bunların olduğu söyleniyor. Kadir Topbaş, rahmetli Kadir Topbaş 2009'da İGDAŞ'ı özelleştirmek istiyor. O dönemin CHP'li meclis üyeleri ortalığı ayağa kaldırıyor. Vazgeçiliyor özelleştirmeden. Şimdi kardeşim ne yapıyorsunuz? Para yok diye İGDAŞ'ı özelleştiriyorsunuz. 45 tane gazeteciyi geceliği 2000 küsür eurodan Roma'ya götürüyorsunuz. Roma'ya gidiyorsunuz. Şimdi bak bu bir çelişkidir. Ama bir kez daha söylüyorum ben İmamoğlu'nu eleştirmem. Bu giden gazetecilere sormak lazım. Onlar dürüstlük, adalet, vicdan, merhamet timsali insanlar ya. Bir sormaları lazım ya benim yaşadığım kentte bunlar özelleştiriliyor. Ya bu değirmenin suyu nereden geliyor? Bu kimin parası diye bir sormaları lazım. Bu bir. İkincisi bak Üsküdar, İstanbul Üsküdar'da. Şimdi bir önceki AK Partili belediye başkan, daha doğrusu Hilmi Türkmen bir önceki derken şu andan bir önceki. Dün dikkatimi çekti. Bak Üsküdar Belediyesi mevcut başkan Sinem Hanım, Mustafa daha önce 6000 aileye Üsküdar Belediyesi destek kart adıyla her ay 1000 lira 1500 lira bir ödeme yapıyormuş. Sosyal yardımda bulunuyormuş. Şimdi yeni başkan, CHP'li başkan bunu kesmiş. Ne yapmış biliyor musun? 60 yaş ve üstüne aylık 400 lira pazar desteği vereceğim demiş. Bak 6000 aileye verilen aylık 1000 lira 1500 lirayı kesiyorsun. Diyorsun ki ben 60 yaş üstüne 400 lira pazar desteği vereceğim. Öyle şartlar getirilmiş ki Hilmi Türkmen tweetinde yazmış oradan gördüm ona baktım şimdi. Bu diyor bu şartları sağlayacak Üsküdar'da diyor adam bulamazlar diyor. 5000 aile yok diyor. Bak 1500 lirayı 400'e indiriyor. Onu da verecek kimse 65'te yok. 65'te sınırlı. Şimdi kardeşim bunun gibi daha ne uygulamalar var? Bir taraftan tasarruf diyeceksin. Bir taraftan garibe yapılan, muhtaç insanlara yapılan yardımları keseceksin. Ama algıyla sanki daha fazlasını yapıyormuş gibi göstereceksin. Bir taraftan da bu geziler olacak. Ya maalesef bu iş biraz acı ama gerçek böyle gidiyor. Ha bizim insanımız da bizim toplumumuz da bu yalanları satın alanlar için söylüyorum. Diyecek hiçbir şey yok artık. Bak bunu da olumlayanlar çıkacaktır. Vardır. Efendim siz şuraya bakın diyenler olacaktır. Vardır. O da vardır. Ama her şey gözümüzün önünde oluyor arkadaşlar. Her şey gözümüzün önünde oluyor. İstanbullu bir düşünsün ya. İGDAŞ özelleştirilirken, Hamidiye Suyu, Halk Ekmeği, İspark'ı özelleştirme kararı alınmışken geceliği 2000 Euro'dan 45 gazeteci. Kardeşim Roma'da başka otel mi yok? Yine götür. Ama 2000 euro nedir ya? Evet. Yazık değil mi bu milletin parasına ya? Hani tasarruf? Nasıl yapacağız bunu? Nasıl olacak bu iş? Ben gerçekten anlamıyorum. Bak diyorlar ki belediyelere akrabayı, eşi, dostu atamadık. Bir de böyle bir şey var. Tutturmuşlar bir Tevfik Göksu bütün akrabalarını belediyeye doldurdu. Onu dün ben bir yerde izledim. Benim de haberim yoktu. Böyle bir yalan vardı. Hatay milletvekili AK Partili açıklamış bir televizyon yayınında. Tevfik Göksu'nun diyor bir tane diyor belediyeye yerleştirilmiş akrabası yok diyor. Adamlar bir yıldır ne zaman CHP'li bir belediyede akraba ataması söz konusu olsa siz Tevfik Göksu'nun yaptıklarına bakın. Adam açık açık söylemiş bunu İBB meclisine söylemiş biz de atlamışız. Yok demiş. Şimdi kardeşim bir de şu var şunu söyleyeyim bırakayım. Sen yaptığın bir kötü uygulamayı ya da yaptığın bir hatayı efendim onlar da yapıyor diye savunuyorsan hem onun yaptığının hata olduğunu kabul ediyorsun ve hata olduğunu bile bile aynı şeyi yaptığın zaman sen daha kötü bir pozisyonda oluyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.